PHP ile sınıflara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde self, parent ve final terimlerini göreceğiz. Şimdi self'in ne olduğuna bakalım. Self, sınıf içerisindeki statik özellik ve metotlara erişmeyi sağlıyor. Şimdi bakın, şöyle bir değişken oluşturalım. Public isim deyip Ali diyelim. Ve getir adında bir fonksiyon metot oluşturalım. Şu şekilde. Normalde ben isme nasıl ulaşabiliyordum? Echo deyip this isim demem yeterliydi. Bakın çalıştıralım. Ali yazdığını gördük. Ben buna bu şekilde erişebildiğim gibi echo deyip self deyip erişebiliyorum aslında. Ama şu an neden erişemedim? Çünkü ne dedim ben tanımda? Statik özellik dedim. Yani buraya statik yazmam gerekiyor. Bakın şimdi isim deyip erişebiliyorum. Şimdi çalıştıralım. Yine Ali yazdığını gördük. Peki ben değişkene eriştim. Metoda erişebilir miyim? Tabii ki de erişebilirim. Hemen bir metot oluşturalım. Ve diyorum ki ben X metoduyum. Şimdi artık burada echo yapmama gerek yok. Şimdi ne yapacağım? Self ve X diyeceğim. Bakın çalıştırdığım zaman artık ben X metoduyum dedi. Yani gördüğünüz üzere self kullanarak statik özellik ve metotlara erişim sağlayabiliriz. Şimdi sıra geldi parent'a. Arkadaşlar parent'ta 3 sınıfın sabitlerine statik özellik ve metotlarına erişmeyi sağlıyor. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Şurada bir tane önce bir sabit oluşturalım. Const diyelim, site ismi diyelim. Ve bu site ismi mertbuldur.com olsun. Şimdi buraya geliyorum. Getter'ın içerisine parent diyorum. Ve site ismi çünkü çıkmıyor. Burada extend etmedim. Extend diyorum. İlk sınıf diyorum. Yani artık ilk sınıftan miraslarımı almaya başlıyorum. Burada geliyorum parent diyorum. Bakın site ismi diyorum. Ve echo diyorum. Gördüğünüz üzere bir üst sınıftaki site ismine parent kullanarak erişebiliyorum. Buna erişebildiğim gibi bir de metotlara da erişim sağlayabiliyorum. Buna da isim diyelim ya da isim demeyelim. Bug diyelim. Echo baktım desin. Şimdi geliyorum burada. Getter'in içerisine parent diyorum ve bug adında bir metoda erişmeye çalışıyorum. Bakın baktım yazdı. Parent neymiş yani? Bir üç sınıfın sabitlerine sınıf statik özellik ve metotlarına erişmeyi sağlıyormuş. Şimdi son olarak geldik. Final'ın kullanımına geldik. Final'da üst sınıfta final, final olarak tanımlanmış bir metot alt sınıfta yeniden tanımlanamaz. Şöyle ki bakın. Şöyle bir her şeyi silelim. Şimdi ben burada bir public function getir diyorum. Ve echo as ben ikinci sınıfın getireyim diyor. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın ben ikinci sınıfın getireyim yazdığını gördük. Birinci sınıfa geliyorum ve burada her şeyi siliyorum. Public function getir diyorum ve echo getirdim desin. Bakın yeniliyorum, herhangi bir şey yok. Şimdi burada public'in başına function'ın başına final ekliyorum. Şimdi ben bu final'ı ekledikten sonra bakın ne oldu? Override aldım. Yani ben bu sınıfı üst sınıfta tanımladım zaten. Yani üst sınıfta tanımladığım için alt sınıfta tanımlayamam. Ne yapacağım? Yapacak bir şey yok. Bakın zaten altını hemen çizgili bir şekilde gösterdi. Getir 2 deyip burada getiri çağıracağım. Evet arkadaşlar, bu derste anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.